hafta bütün bir yıl deneyip hala da severek kullanmaya devam ettiğim şeyleri anlatacağım. Evet, en kısa bu cümle bu kadar oluyor. Herkese merhabalar efendim. Malum Allah kısmet ederse 3 gün sonra 2017'yi bitiriyoruz ve umarım hepimiz için çok güzel olan bir yeni yıla gireceğiz. Şöyle ki ben bu hafta acaba ne yapsam falan diye düşünürken dedim ki ya ben bir sürü şey denedim bu koca yılda. Bir sürü kendime yeni kattığım şeyler oldu, öğrendiğim şeyler oldu ve aslında hala daha da kullanmaya, sürdürmeye devam ettiğim şeyler var. Ben dedim en iyisi yılın son günü, son günü değil de yılın son haftası bunu anlatayım. Ben o kadar şey denedim de bunlar puf olup havaya mı gitti? Hayır efendim, hala çok severek kullandığım şeyler oldu. O yüzden ben sizinle bu hafta bunları paylaşacağım. Bence şu an bayağı kahvenizi, çayınızı alıp şöyle rahat bir yere geçip oturun. Çünkü çok özür dilerim ama uzun bir video olacak. Bütün yıl boyunca bana çok söylenenler oldu. Videon çok uzun. Daha kısa geç. Ah ben oh ne güzel bir video oldu ya. Bütün içimi dökeceğim şimdi. Ha, hepsine buradan cevap veriyorum. Arkadaşlar nasıl daha kısa bir video çekebilirim bana söyler misiniz? 7-8 parça yeni şey deniyorum ve direkt kamera karşısında bunu deniyorum. Denedikten sonra bunu sevdim mi sevmedim mi anlatmaya çalışıyorum. Yani belki şöyle bir yanlış anlaşılma var bilmiyorum. Ben şöyle zannediyor olabilirsiniz. Ben bunları denedim. Şimdi de bakın bu güzel bu kötü diye size gösteriyorum zannedebilirsiniz. Öyle değil. Ben bayağı bu hafta işte ne bileyim şunu deniyorum diyorum, limonu deniyorum diyorum ve sizinle birlikte kamera karşısına ben bunu denemeye başlıyorum. Yani o maskeyi sizinle birlikte yapıyorum, ilk defa sizinle birlikte sürüyorum ve haftanın sonunda hakikaten aldığım sonucu söylüyorum. Yani bunu kısaltabileceğim bir şey yok. Biraz daha az konuş diyenler var. Az konuşursam size nasıl anlatacağım? Merhaba, bu limon ve sivilce denize sürün. Ben bunların hiçbiri zaten sizin ulaşamayacağınız bilgiler değil bu arada. Bunların hepsini Google'a yazdığınızda herhangi bir gazete kenarından, herhangi bir derginin köşesinde okuyabileceğiniz şeyler. Benim videoda yaptığım bunu hepimizin okuyup da geçip acaba işe yarar mı diye düşündüğünüz şeyleri ben sizin işinizi kolaylaştırıyorum. Bayağı deneme tahtası gibi. Kendimi kullanıyorum, deniyorum. Ahanda yaradı, ahanda yaramadı diyorum. Bir de birazcık konuşmayı da seviyorum galiba. Yapacak bir şey yok. Bazen diyorum ki çok konuşuyorsun Aysel. Sonra konuşmadan yapmaya çalışınca da böyle bakıyorum video o kadar sıkıcı ve böyle bır 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 sunucu gibi olmuş ki o da olmuyor. Bir de siz benim kestiklerimi görün. Ya bakın size benim videoda gösterdiğim kendi laf bazen böyle bakın lafın sonu yok. Çünkü öyle bir uzatmışım ki Allah 3 gün konuşmuşum ben orada olmayacak yerinde kesiyorum. Yapacak bir şey yok. Ben nelere bayılarak neleri çok severek kullanmaya devam ediyorum. Hemen size bir söyleyeyim. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Buldum. Efendim, çörek otuyla başlayalım. Hatırlarsınız. Çünkü nereden hatırlarsınız? Benim çörek demenden hatırlarsınız. Galiba videoda yaptığım hiçbir şey umursamayıp o kadar denemişim, kafama sürmüşüm, gözüme sürmüşüm, içmişim bilmem ne. Herkes çörek dememe takılmış. Çok haklısınız. Yani diyecek hiçbir şeyim yok. Galiba bu şiveyle ilgili bir şey. Yani aslında İstanbul'da doğdum büyüdüm ama var işte yani bir şekilde geçiyor. Köye gidip geldiğimizde falan geçiyor. Asıl aslında takılmanız gereken çöreği dikkat etmeyin. Bak hala çörek diyorum. Çörek. Çörek otunda dikkat edene kadar aslında mesela kahve videomda sadece kahve dedim arkadaşlar. He hiç yok bende. Mesela Buğra'ya sürekli Buğra diyorum. Bunlar nasıl atladığınızı anlamıyorum. Ben nasıl onlara daha çok bekliyordum ama haklısınız. İşte yok konuşmayı mı bilmiyorsun? Çeyrek ne ağzını niye yaydın falan. Abi konuşmayı bence biliyorum, konuşabiliyorum ama yani bazı şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok. Umursamıyorum da yani. Çeyrek, çörek. İşte siz benim ne dediğimi anlıyorsunuz. Zaten ne dediğimi anlayanlar bana takılmıyor bile. Neyse efendim o çörek. Böyle en iyisi hızlı söyleyeyim konu kapansın. Çörek otunu ben hala bu hani size demiştim ya benim buralarımda böyle egzama tarzı bir şey oluyor, işte kepeklenme oluyor ve çörek otu buna iyi geldi diye. Arkadaşlar ben hala onu kullanmaya devam ediyorum bu arada. Çünkü gerçekten de bir iyileştirme durumu var. Onun dışında demiştim ya yine çörek, bakın çörek, çörek videosunda, çörek otu videosunda. Ben bunu önceden işte düzenli olarak her sabah içiyordum, bıraktım diye. Tekrar arkadaşlar her sabah böyle pıt 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 içmeye devam ediyorum. Ya bunun içerek de şuna iyi geldi, buna iyi geldi diyemem ama çok faydalı ve sağlık olarak bence içimde bir şeyler oluyor. Bence
O bana faydalı geliyor. Ben buna inanıyorum ve devam ediyorum. Denedikten sonra hala kullanmaya devam ettiğim şeylerden biri de diş macunu ve kahve. Nasıl yani? Şöyle yani efendim, ben hala elimde istemediğim bir koku olduğunda, istemediğim cümlenin güzelliği, istemediğim bir koku olduğunda, yani işte soğan kestiğimde, çamaşır suyuyla bir şey yaptığımda o koku böyle kalıyor ya, beni benden alıyor. İşte efendim ben o zamanlarda yine ya bir kahveyle elimi ovuşturuyorum ya da gidip işte diş macunuyla elimi ovuşturmaya devam ediyorum. Hala bunu çok severek kullanıyorum. Hani kahveyi biliyordum ama diş macununu bilmiyordum. Valla öğrendim, çok şükür iyi ki de öğrenmişim. Bunun dışında kahveyle peeling yapmaya hala devam ediyorum. Yani cidden haftada bir gün illa ben o kahveyle peeling yapıyorum. Çünkü böyle cildim yumuşacık oluyor. Böyle çok güzel kokuyor. Bence çok güzel. Bence hala denemediyseniz deneyin. Çok saçma denememeniz çünkü. Acayip güzel, acayip ucuz, acayip kolay. Bu arada vazelin videomda size söylemiştim. Galiba ben vazelin videomda her şeyi beğenmiştim diye hatırlıyorum ama hani hala daha da kullandığım şeyler şunlar ki, hala mesela bir akşam bir yere gideceksem, bir düğüne gideceksem, güzel bir yerlere, yani her gün yapmıyorum çünkü. Her gün işe gitmeden önce buralarıma vazelin sürüp parfüm sıkmıyorum belki. Ama hala efendim akşamları bir yere çıkarken ya da böyle o parfüm kokusunun çok kalmasını istediğim zamanlar parfüm sıkacağım yerlere vazelin sürüp üzerine parfümü sıkıyorum. Çok ilginç, hala nedenini çözemedim ama daha kalıcı oluyor parfümün kokusu. Ayrıca ben saçıma sürmüştüm ya vazelini şu uçlarına. Arkadaşlar hala yapıyorum ve benim aşırı hayatımı kolaylaştırdı. Yani bayağı duştan çıktıktan sonra diplerine değil ama eğer diplerine sürerseniz ki yaptım kendim şahsım bizzat olarak da acayip yağlı bir saçınız oluyor. Böyle gün geçti yani gün içerisinde daha da ağırlaşıyor. Böyle saçların ucuna güzel hafif ıslakken vazelini sürüyorum, kurutuyorum. Bilmiyorum, çok güzel oluyor, yumuşak oluyor. Hem saçım besleniyor hem daha şekilli oluyor. Eğer hiç denemediyseniz vazelini saçınızda ancak kurabildi cümleyi. Bir şans verin derim. Benim kullandığım an hastası olduğum, mucize diye adlandırdığım galiba bu sene böyle top 5'imde sıralandırdığımda en üst olabilir mi? Onu şu an bilemedim ama en üstleri zorlayan şeylerden biri karbonat oldu arkadaşlar. Yani hala o kadar güzel alışkanlıklar bıraktık bana. Mesela ben ciddi manada midemde hala bir problem yaşadığımda, bir işte yanma ya da çok fazla yemek yedim, bir sıkıntı yaşadığımda, ki aşırı hassas bir midem var, bunu çok sık yaşarım. Hala suyumun içine böyle bir çay kaşığı karbonat karıştırıp içiyorum ve acayip midem rahatlıyor. Efendim hala duştan çıktığımdan beri kış gelmesine rağmen mis kokmak amacıyla koltuk altlarıma karbonat sürüyorum. Hala daha efendim tırnaklarımın bakımı için karbonat kullanıyorum. Karbonat başka bir şey ya. Vallahi yani yılın birincisi bence. Bence 2016. Kafalar yandı ben. Evet arkadaşlar ben 2017'ye anca giriyorum. Bence bu yılın yılı tarihini geçeyim ki bir yanlışlık o. 2017'nin benim için favorisi karbonat oldu. Galiba karbonat kazandı bu yarışı. Benim de çektiğim video sayesinde ilk defa deneyimleyip ve sonrasında çok çok kullanmaya devam ettiğim şeylerden biri de aloe vera jeli oldu arkadaşlar. Yani şöyle ki, zaten ben onun bitkisinden de çıkartmıştım ya. Ben onu gayet güzel bir cam kavanoza koydum, saklıyorum. Bittikçe de başka bir dalını kırıp fıt 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 içinden jelini çıkartıp devam ediyorum. Ne için kullanıyorum? Göz çevrem için kullanıyorum. Hem göz çevremi rahatlatıyor hem de benim şuralarımda hafif bir kuruluk var arkadaşlar. Yani bu galiba bu kafamdaki şeyle aynı yani. Dönem dönem bir bazı şeyleri böyle stres yaptığında orada çıkabiliyor ya da çok fazla makyaj mı yaptım da yanlış değil bilmiyorum yani. O çıkıyor, hem acı veriyor, hem makyajımı kötü gösteriyor, hem gözümü kötü gösteriyor, şişiyor falan. İşte ben bu dönemlerde aloe vera jelini hala göz çevreme kullanıyorum. Benim herhalde benden en çok duyduğunuz problem sivilce problemimde. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama şu an alnım arkadaşlar tarla gibi. O kadar çok sivilce döktüm ki yani nedenini bilmiyorum. Galiba hava değişimi mi desem, bir yere böyle bir çok rahatsızlandım, o an kullandığım ilaçların dışı atımı mı desem, şu an bayağı suratım sivilce içinde. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. Görünmüyorsa da bakın yemin ederim sivilce var suratımda. Işıktan dolayı görünmüyordur. Öyle yeri gelmişken söyleyeyim. Bazıları yazıyor işte, sen cildinin çok mu güzel olduğunu zannediyorsun da bize akıl veriyorsun. Arkadaşlar ben cildim hiçbir zaman çok güzel demedim ki. Ben kendim diyorum zaten, benim sivilce problemim var bas bas. Artık herkes öğrendi yani, benim 30 yaşına geldim sayılır yani. 27 bitecek işte, 28'e gireceğim. Hala 15'lik sivilcelerim duruyor. Beni küçük gösteriyor bence. Bence daha genç gösteriyor. Ayrı bir konu ama ve lakin ruh yaşımı yansıtıyor diyebiliriz.
Var ya, ben hiçbir zaman cildim çok güzel demedim. Benim cildim çok güzel de size akıl veriyorum da demedim. Bakın, sizin böyle bir probleminiz varsa benim de böyle bir problemim var. Anla deniyorum, işe yarıyor mu? Siz de görün, sizin de varsa bir siz de deneyin diyorum. Ama yani her dediğime de bir şey buluyorsunuz. Olmaz. Neyse efendim, konumuza geri dönelim. Bu video böyle geçecek arkadaşlar. Tek tek ben bütün yorumları okuyorum vallahi. İyisini de okuyorum, kötüsünü de okuyorum. Hiçbirini de unutmuyorum. Hepsine anda hodur meydan yüzleşiyoruz. Neyse ki efendim şöyle. Limon sivilcelerime sürmüştüm ve iyi geldiğini söylemiştim. Hala daha da ben bunu kullanmaya devam ediyorum. Gerçekten de mesela şu sivilcelerimi görmeniz lazımdı. Yani onlar sivilce de değil. Böyle isilik gibi mi? Bir değişik, bir tövbe estağfurullah değişik bir şeyler olmuştu. Onların üzerine ben akşamları limon sürdüğümden beri bir söndüler. Ama dediğim gibi sivilce olmadığı için hafif izleri de kaldı. Hatta geçenlerde bir çok aşırı şiş olduğunda aşırı canım acıyordu. Üzerlerine tekrardan diş macunu da sürdüm. Yani mesela bunu da hala kullanıyorum. Çok şişen sivilcemin üzerine diş macunu da sürmek işime yarıyor. Limonu da sürmek işime yarıyor. Aklınızda olsun. Ayrıca bence bu sene öğrendiğim, ya sizin sayenizde öğrendiğim bir şey. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi ben o limonu kettle'ın içine koyup bir şeyler yapmıştım. Olmadı dedim ya. Sonra böyle aşağısına o kadar tatlısınız ki. Yani herkes yazmış. Aysel bir de şöyle dene. Aysel bir de böyle değil. Denedim. Allah sizden razı olsun. Gerçekten de kettle'ımdaki kireç kalmadı. Yani bayağı sinir krizi geçirirken artık atsam mı ben bu kettle'ı derken sayenizde yani oradaki kireçten kurtuldum ve bu videonun bence en güzel yanı da şu. Ben size bir şey öğretmiyorum. Ben bir şey deniyorum ve sizinle paylaşıyorum. Ve siz de bana yani bir şey beceriyorum ya da beceremiyorum. Bazen ben bunu da söylüyorum. Belki de ben beceremediğim için olmadı diye ve siz de kendi deneyiminizi paylaşıyorsunuz ya. Yani ben sizden bir şey fayda sağlıyorum, işte siz bir şey paylaşıyorsunuz, falanca kişi oradan onu okuyor. Aa, benim de aslında buna ihtiyacım vardı diyor. Acayip tatlı böyle bir saadet zinciri oluyoruz. Bence çok güzeliz, çok tatlıyız bence, evet. Arkadaşlar hala, bakın şimdi az önce ben karbonata top 5'te bir numarayı verdim mi bilmiyorum ama top 5'ime girecek şeylerden biri de elma sirkesi. Bakın hala ısrarla ben her banyodan çıkmadan önce saç durularken elma sirkesi saçıma sürmeye devam ediyorum. Çünkü ya bunu denemediyseniz hala bir tereddütünüz varsa kokar mıyım eder miyim diye ya bir kere şans verin, hastası olacaksınız. Ya bakın saçınızın yumuşaması, saçınızın canına can katması, ya elma sirkesi bambaşka bir şey. Ya bayağı ben şöyle yapıyorum bu arada, yani saçıma sürüyorum ya. Böyle elime döküp yüzümü de yıkıyorum. Biraz bekliyorum, o yüzüm zaten cayır cayır yanmaya başlıyor. Artık neleri orada mikropları öldürüyorsa. Ben hastasıyım. Bakın size ne olursunuz kullanın ya. Çok çok memnun olacaksınız. Elma sirkesi acayip bir şey. Galiba birinci sıramda da o var. Ya elma sirkesi kokuyor, çekiniyorum falan derseniz benim son zamanlarda bir de ben gül suyu denedim ya arkadaşlar. Açıkçası onu da yapmaya devam ediyorum. Ne zamanlar yapıyorum? Şimdi ben daha akşamdan duş alacaksam sabaha kadar nasılsa sirkenin kokusunun uçacağından emin olduğum için onu yapıyorum. Ama duş alıp çıkacaksam gül suyu kullanıyorum. Gül suyunun ya bence hemen hemen aynı etkiyi gösteriyor. Elma sirkesinin ekstra şöyle bir avantajı var. Elma sirkesi sürdüğümde saçlarım daha bir parlıyor. Özellikle sarılar olduğu için daha canlı bir hale geliyor. Gül suyundan çok aynı o sonucu alamadım ama gül suyunun da böyle yumuşacık yapması da başka bir durum. Çünkü mesela gül suyunu döktüğümde de saçıma durulma suyunda hem mis gibi kokuyor saçlarım hem de saçımı şekillendirirken özellikle ben hep düzleştiriciyle yapıyorum saçlarımı. Böyle geliyorum fışt döndürüyorum. Acayip rahat kayıyor. Çünkü normalde boya olduğu için ben mesela düzleştiriyorum ya saçımı. Böyle kalıyoruz düzleştiriciyle böyle döndürene kadar. Gül suyu sürdüğüm zamanlar böyle tereyağdan kıl çeker gibi saçım kayıyor. Eğer sirkeye karşı asla bunun kokusuna dayanamam, iğrenç kusarım ben onu derseniz gül suyunu deneyin. Ben hala kullanmaya devam ediyorum. Bu arada gül suyuyla ilgili hala kullanmaya devam ettiğim şeylerden biri de gözlerime sürmek. Şöyle ki gül suyu benim zaten dolapta duruyor arkadaşlar, sürekli soğuk bir halde. Bazı zamanlar böyle işten geliyorum ya, artık bu gözlerimin ferri gidiyor. Çünkü bütün gün ekrana bakıyorum yaptığım işten dolayı. Çok ışık bana iyi gelen bir şey değil. Hatta telefonun ışığım bile benim neredeyse en sonlardadır böyle. Birçok insan böyle sen bunu nasıl görüyorsun der. Bilmiyorum, gözümün öyle bir hassasiyeti var. Böyle aşırı yorgun geliyorum. Güzelce ne bir pomağa ikisini döküyorum. Şöyle gözlerime yapıştırıyorum ya.
Hakikaten de o tüm günün gözümün yorgunluğu sanki geçiyor. Sanki gözümdeki tüm o pislik, kalıntı, bilmem ne her şeyi kusuyor. Ya bana çok iyi geliyor. Yani hakikaten de iyi ki öğrenmişim dediğim. İyi ki yani acayip sevdim onu da söyleyeyim. Eğer böyle bir kere bir şans verin. Hala buna bir şans vermediyseniz bir kere şans verin. Ben acayip memnunum. Ya bir kere zaten ne kadar çok bir kere dedim. Çünkü böyle heyecanlanınca ben bir şeyler anlatırken dikkat etmişsinizdir videolarımda cümleyi kuramıyorum. Mesela bir şey sevmiyorsan bir şeyse tamam okey tak 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 gidiyor da bir şey böyle çok heyecanlandığında ve siz de deneyin. Hani Kur'an'a el basacağım neredeyse o kadar güzel diye o noktaya geldiğimde işte cümlenin başı sonu kaçıyor. Neyse efendim çok güzel ya deneyin ya bir şans verin. Bu saydıklarımın hepsi artık benim hayatımda alışkanlık haline gelmiş şeyler oldu arkadaşlar. Hakikaten de onları ben benimsedim ve yapmam gerektiğini bilerek yapmaya devam ediyorum. Ama mesela videolarda denediğim birçok şeyi de aslında yapmaya da devam ediyorum saymadım. Yani şöyle mesela bunlar benim düzenli olarak işte saçımı her zaman sirke sürmem ne bileyim işte koltuk altıma karbonat sürmem bunları sürekli yapıyorum ama sürekli olmasa da aslında videoda denediğim birçok şeyi de ara ara yapıyorum. Mesela zerdeçalla maskeyi ara ara hala yapıyorum. Çünkü hep yapamıyorum. Ben çok üşengecim ve hep uğraşamıyorum. Bir de onun rengi çok sıkıntı. Böyle aklıma geldikçe yapıyorum. Ne bileyim efendime söyleyeyim. Nem aklıma gelmiyor ki şu anda. Yani o kadar çok şey denemişim ki. İşte Hint yağıyla saçıma böyle nem maskesi bilmem ne yaptığımda hala onu çok arada da olsa yapıyorum. Efendime söyleyeyim. Selülit videomda. Gerçi onu arada yapmıyorum bakın. Onu kaçıracaktım. Selülit videomda size böyle bir zımmırtı göstermiştim ya ucu böyle kıllı işte bununla masaj yapın selülit bölgesine kan dolaşımı hızlansın falan diye. Mesela ben onu hep yapıyorum. Her duşa girdiğimde yapıyorum çünkü evet yani işe yarıyor mu? Yarıyor. Ne bileyim size gösterdiğim sporları bu arada. Bakın unutuyordum. Arkadaşlar size gönderdiğim o gösterdiğim sporları ben bir akşam yani iki akşamda bir yapıyorum. Bir akşam dinleniyorum bir akşam yapıyorum. Siz de yapın. Bakın 2018'e girerken asla kuramayacağım yine 17 diyecektim. 2018'e girerken bence kendinize edeceğiniz alışkanlıklardan biri de bu olabilir. Bence çok da güzel olur. Ben size bu konuda çok destek olurum. Tekrar videolar çekerim. Siz bana yazarsınız WhatsApp'tan tabii. Telefonumu veriyorum arkadaşlar. 02156. WhatsApp ne ya? Instagram'dan yazarsınız, geri dönerim, nasıl olduğunu gösteririm falan filan. Ben size çok destekliyorum bu konuda. Bakın, yaza şurada bir şey kalmadı. Ahan da ocağa geldik. O Ocak, Şubat, Mart, 3 ay. 3 aydan sonra artık Nisan'da, hadi Allah, yaz geliyor de hapır hapır yapmaya başlayınca olmayacak, siz bana güvenin. Burada tecrübe konuşuyor. Neyse ki efendim yine konuyu dağıttım. Çok güzel alışkanlıklar edindim ben ya. Vallahi bakıyorum da böyle. Kendime iyi gelen şeyleri bir şekilde buldum sizlerle deneye deneye. Umarım ben de size böyle güzel alışkanlıklar edinmişimdir. Umarım siz de böyle ya bir şey yapsanıza videonun altına hani Aysel'le ben senin videonu izledikten sonra işte ne bileyim ben de hep saçıma sirke sürmeye başladım. Çok mutlu oldum. İşte ben de artık portakal kabuğuyla dişlerimi beyazlatıyorum. Hakikaten de işe yarıyor falan. Bir merak ediyorum. Hakikaten sizde de böyle benim gibi alışkanlıklar kaldı mı? Yoksa ben burada konuştum. Bitti gitti. Ay çok güzel bir ara deneriz deyip kaldı mı? Merak ediyorum açıkçası. Geldik bir yılın sonuna. Vallahi geldik bu haftanın sonuna. Geldik bu haftanın sonuna diye diye şaka maka yılı yedik arkadaşlar. Yani şöyle ki ben Şubat'ta başladım YouTube'a. Evet yani dün böyle şeylere bakıyorum. İşte neler yapmışım bir yıl içinde. Hani ne zaman başlamışım falan. Şubat'ın ilk haftası başlamışım ben YouTube'a. Neredeyse bir sene boyunca zaten birlikteymişiz. Ve işte bu haftanın sonuna geldik şunu denedik. Bu haftanın sonuna geldik bunu denedik. Anında işte yılın sonuna geldik. Yani dün böyle eşleştiriyoruz burayla bakıyoruz. İnanamazsınız. Bir böyle geri dönüp bir şeye baksanıza benim Hindistan cevizi videoma. Yani önceden izlediyseniz bile unutmuşsunuzdur. Farkı böyle yan yana koyun iki ekranı. Bir de bu videoyu koyun. Şöyle durayım. Bunları böyle koyun. İnanamazsınız. O kadar değişmişim ki. Yani bir yıl içinde resmen bu arada bütün değişimlerimi siz görmüşsünüz. İşte saçlarım daha uzunmuş. Bu kadar değil de abarttım şu anda. Saçlarım daha uzun ve koyuymuş. Gitgide böyle önce saçımın boyunda kısalmalar olmuş. Bayağı şu an en kısa halimde. Daha sonra işte saçım koyuymuş hafif hafif açılmalar olmuş. Böyle bir videomda daha şişmişim. İşte bir videomda daha böyle sönmüşüm. Hele bir videom var. Arkadaşlar bu bebek pudrası videosu. Bir baktım o ne kararmak. Cilt tonumun acaba kaç ton
üstüne gitmişim. Vallahi bakın ha, ben kendime dün baktım, kendimi tebrik ettim. Ben nasıl böyle güzel kararmışım diye. Siz benim o işte güzel, sağlıklı, esmerleşme, bronzlaşma videomu hiç çöpe atmayın. Vallahi görün fark. Bak bir buna bakın nasıl tenim. Gayet normal. Artık açıldım gitgide. Bir de mesela o videoma bakın, anlayacaksınız. Ben bu konuda iyiyim. Siz açın o videomu yazda yine girmeden önce. Tekrar tekrar izleyin. Gayet güzel kararmışım. Şu an bu konumuzda ne alakası var bilmiyorum. Bayağı kendimi övmek istedim. Galiba 2017'deki en güzel şeylerden biri ne derseniz YouTube olabilir. İlk Şubat'ta çektim videomu. İlk çektiğimde dedim ki ne yapıyorsun? Yani nasıl olacak mı? 100 kişi olmuştu. Bak abonem 100 kişi olmuştu. Büyük ihtimalle 70'i de zaten annem, babam, dayım, işte yakın arkadaşlarım falan filandı. İşte bir 30-40'ı da şey diyelim. Dışarıdan tanımadığım insanlar. Ben burada kalktım evde oynadım 100 kişi oldum diye. Ya bu dedim ki yani böyle işte bana diyorlardı işte bir yılda ne kadar olur? Ya diyordum çok olmaz yani ne kadar olacak ki işte 2000 olsun 3000 olsun falan. Şu an böyle 15.000 falan oldu. Çiçekler açıyorum, boncuklar döküyorum. O kadar mutluyum ki sizi o kadar çok seviyorum ki siz de beni sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. O güzel yorumlarınız bana yani böyle çok kötü yorumlar geliyor. Allah da sizi bildiği gibi yapsın. Niye kötü yorum yapıyorsunuz ya? Hayır ben onu da anlamıyorum yani. Şey böyle... Yazayım. Biz robot değilim yani ben. Yazıyorsunuz ya ben onları okuyorum. Yani hakaret ediyorsun da ben sana hakaret etmiyorum ki. Bana hakaret edecek ben sana ne yapmış olabilirim? Mesela yani. Ama böyle lanet olsun ya. Yok çekilmez. Burada 3-5 tane kendini bilmez insanlar yüzünden ben bunu mu yapacağım falan derken. Ana biriniz oradan güzel bir yorum bir yapıyor. Ben de yine bahar, yine çiçek, yine boncuk. O yüzden artık hiç umursamıyorum valla. Ama yorum önceden böyle şeydi, hırslanıyordum ben de buna mı cevap yazsam diye. O kadar umurumda değil ki. Aha da çeyrek diyorum. Aha da ağzımı yayarak konuşuyorum. Aha da en güzel cilt benim diyorum. Ben bizi sevenlerle devam ediyorum efendim yoluma. Bayağı şu an Bülent Ersoy. Bizi sevenlerle ve sizlerle. Neyse ki efendim çok uzattım. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir yıl olsun. Bu yeni yılda daha da büyüyerek kanalımıza gidelim. Daha da böyle güzel şeyler yapalım. Daha da birbirimizi sevelim. Dünya barışı olsun. Hepimiz için her şeyin en iyisi, en güzeli olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ve tabii ki de seneye görüşürüz.